Bel fıtığının tedavi alternatifleri başta da belirttiğimiz gibi öncelikle konservatif tedavi, yani ilaç tedavisi, fizik tedavi gibi. Bunlarla ağrıya hakim olamıyorsak, geçmiyorsa, o zaman ameliyattan önce yapabileceğimiz birkaç şey daha var. Bunlardan en önemlisi de bele yapılan enjeksiyonlar. Bele yapılan enjeksiyonlar bir iğne yardımıyla böyle skopi cihazında, röntgen cihazında tam fıtığın olduğu yere yaklaşarak bir iğne yardımıyla girip oraya yapılan kortizon enjeksiyonlarını ve lokal anestezik enjeksiyonlarını içeriyor. Hastaların birçoğu bundan da fayda görebiliyor. Kortizon enjeksiyonundan da fayda görebiliyor. Eğer bundan da fayda görmediyse ağrı nedeniyle cerrahi tedavi gündeme geliyor. Cerrahi tedavi opsiyonları olarak günümüzde gelişen teknolojiyle birçok cerrahi tedavi opsiyonları var. Fakat güncel en sık yapılan tedavi opsiyonları, deneysel olmayan, etkinliği kanıtlanmış tedavi opsiyonlarından iki tanesinden bahsedeceğim burada. Bir tanesi mikroskopik diskektomi ki henüz altın standart bu bel fıtığının tedavisinde. Mikroskop eşliğinde 1-1,5 santimetrelik bir yerden açılarak sinirin önünde küçücük bir kemik var, onu alıp sinir kökünü nazikçe kenara çekip fıtığı almakla kısaca özetleyebileceğim tedavi. Oldukça başarı oranları yüksek, %98-%99 başarı oranları bulunan bir ameliyat mikroskopik diskektomi ve 1960'lı yıllardan beri, 50'lerin sonundan beri başarıyla uygulanan bir ameliyat yöntemi. Yeni teknolojinin bize kazandırdığı bazı avantajlarla endoskopik diskektomi sıkça duyar olduk, zaten basın yoluyla da artık duyulur oldu. Endoskopik diskektomide de genel anestezi vermeden biraz daha dışarıdan böyle 8 milimetrelik bir insizyonla girip bir borunun içerisinden, aynı diz artroskopisi gibi, kalça artroskopisi gibi küçük bir borunun içerisinden kamera yardımıyla görerek yaptığımız ameliyatlar var. Bunlarla da faydalı olabiliyoruz. Fakat bunların gereklilikleri biraz daha sınırlı. Hani her hastaya uygulanamıyor şu an. Mesela orta hatta olduğunda fıtık uygulanamıyor. Orta hatta doğru gidip ilerleyip onu almak kolay değil teknik olarak. İleride mutlaka mümkün olacak, fakat şu an genellikle daha kenara doğru olan bel fıtıklarını bu yöntemle alabiliyoruz. Hasta lokal anestezi altında olduğu için ağrısının geçtiğini söylüyor ve böylece işlemin başarıya ulaştığını direkt bize belirtmiş oluyor. İşlemi sonlandırmak açısından da önemli. Bu tedavi yöntemleri, bu saydığım iki tedavi yöntemi, birincisi mikroskopik diskektomi, ikincisi endoskopik diskektomi, şu anda bel fıtığının cerrahi tedavisinde kullanılan, etkinliği yüksek, en sık kullanılan tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor.